Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün iki farklı renkten selanik örgüsü çalışması yapacağız. Selanik örgümüze geçmeden önce birkaç tane püf noktamız var. O püf noktalarını anlatarak başlamak istiyorum ki örgümüzde zorluk çekmeyelim. Şöyle ben bunu atkı olarak başladım ve misinalı şişle başladım. Bakınız bu örgümüz ya misinalı şişte ya da iki ucu Açık olan şişlerde yani bir ucu kapalı olan şişlerde değil, her iki ucu da şu şekilde açık olan şişlerimizde geçerli yani döndüğümüz zaman iki ucunun da açık olması gerekmekte. Evet e, ilk ilmeğimizi toparlamak için ipimi bağladım ve bir tane beyazımdan bir tane mavimden bir beyazımdan bir mavimden örerek başladım ama iki rengi aynı anda götürmekte zorlanırsanız hiç hiç önemli değil selaneğimizin olması olmaz bir kuralı değildir ana renk olarak hangisinin öne çıkmasını istiyorsanız o rengimizde ilmeklerimizi alarak başlayabilirsiniz. Daha sonrasında ipimizi bağlayarak örgümüze gösterdiğimiz şekliyle devam edebilirsiniz. Ana renk olarak öreceğimiz ipimizde sadece yanlarımızı örüyoruz. Yardımcı renk olarak kullandığımız rengimizde bakınız, son ve ilk ilmeğimizi örmüyoruz. Sadece ana rengimize kenarlarımızı yürütüyoruz. Şöyle görelim. Şu kısımdan da baktığımız zaman bakınız ben bunu atkı olarak başladım şöyle güzel bir bebe atkısı olarak öreceğim evet kolay gelsin diyerek hemen örgümüze başlayalım kolay gelsin İki renkli selaneğimi örmek için iplerimi bağladım ve hemen ilmeklerimi sırasıyla almaya başlıyorum. Şu şekilde ana rengim olarak beyazı kullanmak istiyorum. Onun için beyazıma şöyle yaklaşık tutuyorum. Siz de ana renk olarak hangisini kullanacaksanız aynı işlemi yapabilirsiniz. Beyazıma tutuyorum. Yardımcı renk olan mavime geçiyorum. İkinci ilmeğim mavi oluyor. Hemen üstten mavimi geçiriyorum. Beyazım işaret parmağımda hemen alıyorum. Hemen beyazımı üstten geçiriyorum mavimi örüyorum. İşaret parmağımda hangi rengim varsa o rengimiz şişe örülerek geçmekte. İşaret parmağımdan bu yöne geçerken alttan buradan diğer tarafa geçerken yukarıdan geçmemiz gerekmekte. Şimdi yapıyorum bakınız. Şu şekilde beyazımı yukarıdan geçiriyorum ve örüyorum. Şimdi bakın beyazımı örüyorum. Mavimi yukarıdan geçiriyorum. Çok kolay örüyorum şuradaki düzgünlüğü sağlamak için kaç tane ilmek alacaksanız bu şekilde üstten işaret parmağımıza geçirelim ve örelim çok zevkli bir kaç deneme ile çok rahatlıkla yapabilirsiniz özellikle yeni başlayan kardeşlerimiz için işaret parmağımızda hangi ip varsa rengimizi o belirleyecek baş parmağımızdan işaret parmağımıza da bakın diğer ipin üzerinden şu şekilde geçerek alıyoruz. Bakınız şöyle eliniz alışınca çok seri olarak alacaksınız. Beyazımı geçiriyorum. Ve örgümüzün püf noktalarından birisi hangi renkle başlamış isek o renkli ilmeğimizi tamamlamamız gerekmekte. Şimdi modelimiz için e, bu sayı yeterli. Birkaç tane daha atalım. Bakınız, beyazımı örmüştüm. Beyazımı şöyle, mavimi yukarıdan geçiriyorum. Bir tane daha alıyorum. Beyazımı yukarıdan, bakın yukarıdan işaret parmağıma gönderiyorum ve son ilmeğimi beyazımla tamamlıyorum. Beyazımla başladım. Beyazımla bitiyorum ve sıra başındaki ipimizde ilk sıramızı örmeye başlıyoruz. Beyaz ipimi aldım. İlk sıramızı ters örgü olarak örüyoruz. Hemen ilk ilmeğimi örüyorum. Beyaz rengimi ördüm. Şöyle bakalım. Farklı rengi örmüyoruz. İpi üzerine bırakıyoruz ve farklı renk yani mavimizi örmeden şişime geçiriyorum kendi rengini örüyorum tersten diğer rengimin üzerine ipi alıyorum şu şekilde örmeden şişime geçiriyorum beyazımı örüyorum farklı renkten olan ilmeğimin üzerine ipimi koyuyorum ve şu şekilde örmeden şişime geçiriyorum bir tane ters olarak beyazımı örüyorum sıradaki mavimin üzerine ipimi bırakıp şu şekilde alıyorum tekrar kendi rengini örüyorum ters mavimi aldım farklı rengi örmüyoruz farklı renklerin üzerine ilmeğimizi çalışıyoruz mavimin üzerine aldım. Son ilmeğim olan beyazımı yine ters olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Beyazla başladım, beyazla bitirdim. Her sıramızı iki defa öreceğimiz için birinci defa ördüm. Şimdi bir sırada mavimle öreceğim. Şişimin diğer ucuna doğru mavi ipimden tarafa ilerletiyorum ilmeklerimi. Bakınız. Hemen mavi ipimi alıyorum. İlk ilmeğimi örmüyorum. Ana rengim olarak beyazı kullanacağım için kesinlikle kenarlarda sadece beyaz ipimiz olacak. Mavimiz olmayacak. Şöyle görelim. Mavimiz burada kalmıştı. Beyaz ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen bakınız üzerine aldığım ipimle mavimi görüyorum bakınız bir beyazın bir mavim her ikisini şuradan girerek ipimde bakınız zaten uç kısımda dıştan giriyorum ipi aşağıdan alarak bir tane düz örüyorum beyaz rengimi görüyorum üzerine ipimi alıyorum ve şu şekilde şişimi örmeden takıyorum İki tane rengimizi yan yana gördüğümüz zaman bakınız her ikisi üzerine attığımız diğer sırada örmediğimiz mavimizde bakın hemen yandan giriyorum ipimi alttan alarak örüyorum bir önceki sırada örmüş olduğum ilmeğin üzerine ipimi alıyorum ve hmm, silelim bir önceki sırada ördüğüm beyazımın üzerine ipimi alıyorum örmeden şişime takıyorum Bakınız iki tane ipim üst üste. Bir önceki sırada örmedim. Düz olarak yandan girip örüyorum. Diğer sırada ördüğüm ilmeğimin üzerine ip alıyorum. Bu sırada örmüyorum. Çünkü her sırayı iki defa örüyoruz. Örmediğimiz ilmeklerimizi bu sırada örüyoruz. Diğer ördüğümüz ilmeğin üzerinden ipimizi alarak şişimize takıyoruz. İki ilmeğimi örmemiştim. Alıyorum. Bu sırada örüyorum. Ördüğüm ilmeğimi yani beyazımı diğer sırada örmüştüm. Bu kez de onun üzerinden ipi atıyorum. Her iki ilmeğimi şöyle arkalarından girerek alalım ki lütfen buna dikkat edelim. İpimizi de şöyle alttan geçirelim. Örgümüz güzel dursun. Ördüğüm ilmeği alıyorum. Örmediklerimi örüyorum. Bir sırayı iki defa örüyoruz gördüğümüz gibi her iki son ilmeğimizi de şu şekilde şöyle yeniden girmek istiyorum örüyoruz ve son ilmeğimi örmeden bırakıyorum beyazımı örmeden taktım bakın kenarlarda mutlaka beyazımız olacak şöyle baktığımız zaman şişimizin tepesinden Mavi rengimizin ağırlıklı olduğunu görmekteyiz. Bu da bize şunu gösterir. Bazen ipimizin e, ikisinin yan yana olduğu zaman hangisini örecektim acaba diye tereddüte düşmenizi engelleyebilirsiniz. Şöyle baktığınız zaman mavi ipi yoğunsa demek ki örmemiz gereken sıra Beyaz. Yani bu çok ıı, basit bir ıı, noktadır aslında. Tabii ki şöyle baktığımız zaman rahatlıkla anlayabilirsiniz. Ama şöyle bakınca da hemen görsel olarak da beyaz ipimizle devam edeceğimizi anlayarak daha kolay işlemimizi yapabiliriz. Birinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci ilmeğimizin üzerine ipimi atıyorum. Sıradaki bakınız her ikisini aynı anda örüyorum sıradaki ilmeğimin üzerine ipi atıyorum örmeden alıyorum beyazım ve mavimin olduğu yere giriyorum arkadan düz olarak örüyorum birinci sırayı düz ördü ters ördüm İkinciyi düz üçüncü yeniden düz örüyoruz bakınız İpimi alıyorum ardına atıyorum örmeden alıyorum İki ilmeğimizi düz örüyorum ilmeğimi üzerine alıyorum örmeden düz örüyorum Sıradaki ilmeğimi bakınız farklı renklerin üzerine atıyoruz mutlaka. iki ilmeğimi yandan girip düz örüyorum. Örmeden aldım, düz ördüm. Örmeden aldım, düz ördüm. Örmeden aldım ve son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şöyle yarımlanmış hemen düzeltiyorum. Beyazımı mutlaka beyaz sırasında örüyorum. Evet bakınız beyazların yoğun olduğunu görüyorum. Hemen mavi ipimin olduğu yeri ilerleyerek ikinci kez sıramı örmek için mavi ipimden tarafa ilerliyorum. Mavi rengimizde örmeye başlayalım. Bu sıramızda ters örgü olarak öreceğiz mavimizle gittiğimiz sıramızı. Biraz boyu büyüsün. Çok rahatlıkla içinden çıkacaksınız. Şöyle söylemek istiyorum. Birinci sıramızı ilmek aldıktan sonraki sıramızı ters olarak ördüm. Sonra iki sıra düz, ters, düz, düz. Dördüncü sıramızı tekrar ters olarak örüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Her iki ilmeğimi şu şekilde ipimi öne alarak ters örüyorum. Beyazımın üzerine ipimi alıyorum. Örmeden geçiriyorum. Ters örgümü örüyorum. Beyazımızı örmeden takıyoruz. Ters örüyorum. Örmeden ipi üzerine alarak geçiriyorum. Tersimi örüyorum. iki ilmeğimi örmeden alırken mutlaka üzerine de ipimi unutmuyorum. Örmeden aldıklarımızın üzerine mutlaka ipimizi alalım. Ters örmeden ters örmeden ters ve örmeden beyazımızı şu şekilde takıyoruz mavimizi ördüm. Beyazımızda şimdi devam ediyoruz. Şöyle bakalım. Bakınız beyazımızda öreceğimiz sıramız bu sırada ters olacak. Mavilerimiz düz, diğeri ters. Mavilerimiz düz olarak üzerine alıyoruz, diğerini ters olarak örüyoruz. Şimdi beyaz rengimi alıyorum şöyle ördüm düz olarak örelim beyazımızı örmeden almıştık mavi olduğu için düz olarak örüyorum şimdi şöyle bakın ilk ilmeğimizin üzerine ipimi bırakıyorum ve örmeden alıyorum her iki ilmeğimi ters olarak örüyorum mavimin üzerine alıyorum ters örüyorum mavinin üzerine beyazı ikisini ters ilmeğimi mavi örmeden ilmeğimiz bakınız görülmeye başladı düzlerin üzerine ilmeğimizi bırakıyoruz ve diğer rengimizi örüyoruz her ikisini örüyorum son olarak beyazımı da düz örüyorum ve bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz şimdi ipimi ilerletiyorum mavi rengimi örmek için hazırım artık bakın şu şekilde belirli olmaya başladı beyazlarımız bu belirli olduktan sonra çok daha rahat edeceksiniz buradaki görüntüye göre örgümüzü öreceksiniz evet şimdi mavi rengimle örmeye başlıyorum beyaz ilmeğimizi mutlaka e, maviyle e, sadece beyaz örüyoruz maviyle hiç örmüyoruz örmeden beyazımı şişime geçiriyorum ve mavimin olduğu noktaya bakıyorum. Şu şekilde bakınız. Mavimi burada düz görüyorum ve düz olarak örüyorum hemen. ipimi alıyorum. Düz olarak mavimi şu şekilde örüyorum. Diğerine bakınız. Şuradaki sıralarımız neyse ona göre örüyoruz. Hangi ipi öreceksek o sıraya bakalım. Beyazımın üzerine ilmek alıyorum ve ardından girerek ve alttan alarak düzümü örüyorum. Beyazımın üzerine örmeden ilmeğimi koyarak alıyorum. Artık bakınız ne kadar güzel belli oldu. İlmeğimi farklı renkler üzerinde alıyorum. Yandan girip ipimi alttan alıyorum. Beyazlarımızı örmeden alıyoruz ve üzerine ilmeğimizi atıyoruz. Son ilmeğimi beyazımı örmeden şişime takıyorum. Evet şu şekilde bakacak olursak bakınız her iki rengimizde gayet güzel bir çalışma oldu. Şimdi biraz daha örerek büyütelim. Birlikte çalışmaya devam edelim. Biraz daha boyu yükselene kadar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Beyazımın üzerine şöyle mavimin üzerine geçiyorum. Ve örmeden mavimi alıyorum. Beyazımı düz olarak örüyorum. Mavimin üzerine ilmeğimi alıyorum. Bakınız beyazım düz düz örüyorum. Şöyle ilmeğimi yarımladım. Hemen onu düzeltmek istiyorum mavimin üzerine ipimi boyuna takıyorum bakınız örmeden geçiriyorum iki ilmeğimi örüyorum maviyi taktım yandan girerek örüyorum selaneğimizin boyu yükselince çok daha rahat olmakta tabi kurana kadar ilk dikkat etmemiz gereken en önemli nokta birinci sıradaki işlemimizi ters İkinciyi ve üçüncüyü düz. Dördüncü tekrar ters olarak örüyoruz. Beyazımı da düz olarak ördüm. Ve örgümü ilerletiyorum. Mavi ipimin olduğu yere doğru diğer sıramızı örmek için. Hemen şöyle çevirelim. Bakınız beyazımızı örerek geldim. Mavi ipimdeyim. Beyaz ipimi örmeden alıyorum. 2 tane ilmeğimizin olduğu yerdeyiz. 2 ilmeğimizin olduğu yere şu şekilde ters olarak örüyorum. Bakınız bu yönde mavimiz ters çünkü. Beyazımın üzerine ipimi alıyorum. Bakınız mavi ters olduğu için tersimi örüyorum. Beyazımın boynuna ipi takarım ve örmeden alıyorum. Ters örüyorum. Beyazımı ters örmeden ipi takarak alıyorum. Ters. İkili ilmeklerimizi örüyoruz. Teklerimizde ipimizi atıyoruz. Mavi renk olduğu için en sondaki beyaz ilmeğimi örmeden şişime takıyorum. Ve bu şekilde bakınız bu sıramızı da tamamladık arkasını çevirelim. Bakınız mavimiz de, beyazımız da gayet güzel ilerlemekte. Şimdi yeniden e, beyazımızı örelim. Bakın mavi örmüşüz. Mavi oldu. Hemen beyazımıza başlayalım. Beyaz ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Mavi rengimin üzerine hemen şu şekilde takıyorum. İki tane rengimi ters olarak örüyorum mavimin üzerinden ipimi bakınız örmeden geçirerek alıyorum. Ters örüyorum, örmeden alıyorum. İkiliyi ters mavimin üzerine ipimi atıyorum ve şu şekilde. İpimizin üstünde kaldığından emin olalım. Ters ördüm. Ters alıyorum ve beyazımı şu şekilde örüyorum. Beyaz sıramızı bitirdik. Mavimizin olduğu tarafa doğru ilerliyoruz. Beyazımızı örmeden alıyorum. Mavimi şöyle görüyorum. Bakınız mavimi düz olarak örmem gerekmekte. Hemen düz olarak ipimi şöyle aşırtarak örüyorum düz ördüm ve düzelttim ipimin yönünü hemen diğer ilmeğimi beyazımı üzerine ipi alıyorum mavimden düz örüyorum beyazımı örmeden üzerine iki ilmeğimi örüyorum beyazın boynuna takıyorum diğerini örüyorum beyazın boynuna mavi düz beyazın boynuna beyazın boynuna mavileri örüyorum mavi bakınız olduğu için beyaz ilmeğimi örmeden şişime takıyorum bakın gayet güzel lütfen e, pes etmeyin çok çok kolay aslında her sırayı iki defa ördüğümüz için bakın aynı ters düz örgümüzü yapmaktayız aslında şöyle her iki renkte gayet güzel durmakta tabi ana rengimiz olarak biz beyazımızı kullandık yanlarında da beyazı götürüyoruz bakınız kesinlikle yanlara mavi geçirmiyoruz Evet şimdi bu sıramızda birlikte örelim beyaz rengimle öreceğim için ilk e, ilmeğimi. Örüyorum. Şu şekilde arkaya alarak düz örelim. Beyazımı ördüm. Şimdi şöyle bakalım. Mavinin boynuna takıyorum. Beyazımı yandan girerek düz örüyorum. Mavimin boynuna takıyorum. Beyazımı örüyorum. Bakınız hangi sıradaysak bakınız beyazımızı şöyle e, yükseldi beyazımızı buradan demek ki düz olarak örüyoruz. Lütfen bunlara dikkat edelim. Şöyle birkaç sıra yaparsanız birinci sıramız ters, ikinci sıramız düz, üçüncü sıramız tekrar düz. Her sıra iki defa örüyoruz. Dördüncü sıramız tekrar ters. Aynı düzen üzere Bu şekilde devam etmekte. Düz olarak örüyorum hemen örgümü ilerletiyorum mavi rengimle devam ediyorum mavi rengimi alıyorum beyaz ipimi önce düzeltelim diğer taraftan evet şimdi beyaz ipimi örmeden alıyorum ve şöyle bakıyorum bakınız Mavimizle beyazımızın olduğu yeri ters olarak örmemiz gerekmekte. Bakın hemen ters örüyorum. Beyazımı üzerine alıyorum. İki rengimi ters beyazımın üzerine örmeden ters beyazımızı takıyorum örmeden ters örüyorum. İpi üzerine alıp ilmeği beyazı örmeden geçiriyorum. Ters örüyorum. Örmeden ilmeğimin üzerine atıyorum. Bu yönde bakınız, mavimiz ters, diğer yönde düz. Bu şekilde de kontrolümüzü sağlayabilirsiniz. Beyazımızı atıyorum. Mavi ters, beyazın üzerine örmeden ters ve son ilmeğimizi beyazı örmeden takıyorum. Evet örgümüzü çevirdiğimizde sıranın beyaz olduğunu görmekteyiz. Beyaz rengimizde ilerleyeceğiz. Demek ki burada bakınız beyaz ilmeğimizin olduğu yerlerde ters örmemiz gerekmekte. Mavinin üzerine ise beyaz ilmeğimizi boş olarak atacağız. Bakın birazcık boy yükseldiği zaman buradan bile püf noktası çıkarabilirsiniz kendinize. Hangi rengi gördüysek bakınız burada beyazda sıra beyazlar burada ters örgü örülmesi gerekmekte. İlk rengimi yani beyazımı şöyle düz olarak örüyorum ve başlıyorum bakınız. Mavinin üzerine ipimi atıyorum. İki rengimi ters örüyorum. Mavinin üzerine atıyorum. Beyazımı, beyazların olduğu bölümü ters örüyorum çünkü diğer yönde beyazımın düz durması gerekmekte mavime ilmeğimi atıyorum düz örüyorum ilmeğimi atıyorum düz örüyorum ilmeğimi atıyorum düz örüyorum yani ters örüyorum pardon ilmeğimi alıyorum beyazlarımız bu yönde tersti çünkü düz diğer taraf bakınız evet ters ilmeğimi attım düz olarak örüyorum ve bakın beyaz sıramızı da bu şekilde tamamladık hemen mavi rengime doğru çekiyorum ve örmeye başlıyorum mavi rengimle İlk ilmeğimiz beyaz örmeden şişimize takıyoruz ve bakın az şu şekilde bakıyorum mavim burada düz beyazlarım ise ters şöyle görelim şöyle Evet şimdi şuradaki ilmeklerimizi örmeye başlıyoruz. Düz olarak örüyorum. İpimi arkaya atıyorum. Düz örüyorum. İpimi arkaya attım. Beyazımın üzerine ipimi alıyorum. Mavim düz. Bakın şöyle giriyorum maviye. Alttan ipimi alıyorum. Örüyorum. Beyazım diğer tarafta düz olacağı için burada sadece ilmeği üzerine atıyorum ve düz olarak mavimi örüyorum düze çeviriyorum ve bu şekilde örerek büyütelim biraz Evet minik modelimizi bu şekilde örmeye devam ettik bakınız en son mavi sıramı örmüşüm beyaz ipimle örgüme devam edeceğim bir çalışmamızda tamamladık yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın mutlu kalın görüşmek üzere